Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hata ile karşılaştım ama esas bahsedeceğim hata kodu E1 termal arıza diye geçiyordu. Isıtıcı tabla hatası ya da işte nozzle hatası. Bu birkaç kere oldu. Birkaç kere dediğim birkaç gün boyunca bayağı oldu. Sorunu çözmeye çalıştım. Sonra internetten biraz araştırdım. İşte birkaç video izledim. O videolarda şu elimde gördüğünüz ısıtıcı sensörü, ısı okuyucu ya da ismi neyse. Bu nozzle ağzındaki ısı okuyucu. Makine odaklanmıyor ama. Şöyle odakladı gibi. Gördüğünüz gibi ucu cam gibi bir şey. Altında böyle ısıya dayanıklı plastiğin içinde iki tane tel gidiyor. Şöyle beyaz bir kabloyla. Bunu 4,5 liraya aldım Ankara'da. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu çekince zaten çıkıyor. Şimdi tam ısıtıcı nozzle ağzın şuradan bir sonra gidebilirim. Şurada gördüğünüz çok ince alyan vida. Bu beyaz kablo gördüğünüz şu beyaz kablo onun kablosu. Ve o vidanın altında gördüğünüz küçük bir delik var tam şurada. O deliğin içine o cam kısmını ittiriyorsunuz. Ondan sonra da vidayı o şöyle göstereyim burada tekrar. Şu iki kablonun arasından vidayı geçirip oraya vidalıyorsunuz çok sıkıştırmadan. Dediğim gibi bu üstündeki plastik ısıya dayanıklı plastik erimiyor. Bundan olduğunu düşündüm. İnternette bu şekilde yorumlar vardı çünkü. Genelde bu şekilde olduğuna dair bu sıkıntının. Neyse onu değiştirdim. Sonra kontrol ettim. Onu değiştirme işlemi de az önce söylediğim gibi buradan söküyorsun. Şu kablo kanalının içinden devam ettiriyorsun. Şurada da ek yaptım gördüğünüz gibi. Kabloyu biraz uzun bırakmışım ama çok önemli değil. Eskisini kablosuna ek yaptım direkt. Artısı eksisi yok. Bu şekilde bağladım. Isı değerleri düzeldi gördüğünüz gibi. Eksi değer veriyordu daha önce. Neyse ama bu sıkıntı çözülmedi. Yani sıkıntı yine tabla arızası vermeye devam etti cihaz. Bunu da yerine takayım. Şimdi böyle olunca aslında ben bununla ilgili değişimi yaparken bir video çektim ama şu kamerayla çektim yeni aldığım kamerayla daha rahat oluyor diye. Onun da ışık yeterli olmadığı için görüntü kalitesi çok kötü oldu. O yüzden yeniden anlatıyorum. Buradan üzerinden geçiyorum. Neyse bu kabloları, ısıtıcı kablolarını da düzenledim bu arada açmışken hazır. Burada ek vardı çünkü daha sonradan değişmiş anladığım kadarıyla. Onun değişimi de gayet basit. Altta bir tane aynı vidanın aynı ağızdan. Burada görünmüyor tabi. Şurada gördüğümüz altında yani bunu buradan söküp altının vidasını çıkaracaksınız. Yalnız bu vidaları çıkarırken püf noktası bu nozzle ağzını şu ağzı ayarlardan nozzle ağzını 200 dereceye ısıtmanız gerekiyor. Ya da 180 derece her neyse. Çünkü soğukken vida kaynamış gibi oluyor üstü plastik kaplı olduğu için. Ve çok zorluyor. Boş yere vidayı sıyırırsınız. Isıtırsanız hemen kolaylıkla çıkıyor. Bu da bir dipnot. Neyse problemin ondan olmadığı ortaya çıktı daha sonra. Belki onun da bir problemi vardı. Hazır onu değiştirdim dediğim gibi. 4-5 lira bir şey. Esas problem burada arkadaşlar şu gördüğümüz güç kaynağından kaynaklıymış. Aynı parlama yapıyor.
Güç kaynağının üzerine böyle bir fan bağladım sonradan ama neyse, şimdi bunu gösterirken kenara kaydırayım. Şu gördüğümüz buradan 220 giriş var alttan. Fazın ötürü ve şeyi topraklaması. Buradan da 4 tane çıkış var. Bu 10 amper bir 12 volt 10 amperlik bir adaptör güç kaynağı. 4 tane çıkış var. 4 çıkışta şöyle göstereyim. Bu 4 çıkıştan böyle daha iyi oldu. Şimdi bu 4 çıkıştan şu gördüğünüz ortadaki şu mavi kablonun girdiği yer yanmış gördüğünüz gibi. Bunun da sebebi o taraf artıya denk gelen kısım. Büyük ihtimalle bu kabloyu gevşedi bir şekilde ya da gevşek bırakıldı. Ondan sonra o orada hareket etti ve yandı. Dünden beri 2 gündür kullanıyorum. Bir sıkıntı yok. Şu anda herhangi bir ısınma da yok. Cihazda da kabloda da her ihtimale karşı bu fanı buraya bağladım. Elimde fazla bir fan vardı. Fazla fanım. Burada değerlendirdim. Bu şekilde burayı soğutuyor. Neyse. Buradaki hikaye bundan ibaret arkadaşlar. Yani netice itibariyle birçok internet sitesini araştırdım. Birçok yere baktım. Birçok insan bu sıkıntıyı yaşıyor. 3 boyutlu yazıda. Sıkıntının temel kaynağı buradan elektriğin düzenli gelmemesiymiş devrelere. Devrelere düzenli gelmediği için de akımı güçlü çektiği, yani ısınma anlarında akımı güçlü çekiyor makine. Akımı güçlü çektiği için de şey olmuyor. Yeterli akım alamıyor çünkü kablo boşta ya da işte temassızlık yapıyor. Bu araçlarda da aynı şey çoğu zaman olur. Akü kabloları özellikle çok sıkı olması gerekir. Gevşek olursa, hani amper 10 amper bile olsa akımı güçlü çektiği için ısıtıcı cihazlar, bu tip cihazlarda sıkıntı çıkarabilir. Tablanın da altında aynı şekilde bir şey var. Ne diyorsunuz? Termostat gibi bir şey. Onu da kontrol edebilirsiniz bu durumlarda ama benim sıkıntımın temel kaynağı gücü aldığım güç kaynağı ya da işte adaptörden kaynaklıymış. Onu değiştirince bir parça kestim kablodan. Kablo bayağı erimişti. Kabloyu da şöyle göstereyim. Şu kablo gördüğünüz gibi, yani bildiğin yanmış. Temassızlıktan böyle bir sıkıntı anında bakacağınız birkaç yer var. Bir de tabii yine izlediğim videolardan yola çıkarak bu ısıtıcı ağızın ucundaki malzemelerin kopmuş olması ya da bir şekilde sıcak belli bir ısıya eriştikten sonra düşmüş olması tehlike yaratabileceği sebebiyle, yani sıcak şey 200 derece işte yazarken yerinden gevşese ve düşse yangın çıkarma riskine karşı cihaz ısıyı algılamadığı zaman, bu termostatın görevi o. Yani birinci görevi aslında ısıyı 200 derecelerde, işte siz curadan ne seçiyorsanız o derecelerde tutmak. O dereceler arasında ısı verip, elektrik verip ya da kesme hikayesi ısıyı belli derecelerde tutuyor. Diğer bir yazılımsal görevi de bu ağzın ya da işte ucundaki herhangi bir şeyin, sıcak parçanın kopması ya da bu termostatın yerinden çıkabilme durumu, o vidanın altından kurtulup bir şekilde. O durumlarda da bu tip arızayı veriyormuş. Bilginiz olsun arkadaşlar, ilk bakacağınız yerler, termal arızalarda bakacağınız ilk işte tablanın termostatı
ısı okuyucusu ve nozzle'ın ısı okuyucuları. Ondan sonra bir de güç kaynağı, adaptör, ağızlarını kontrol edin. O da çok önemli. Oradan da kaçak olduğu zaman cihaz çalışmıyor. Ve bu hatayı veriyor sürekli. Çok fazla hata veriyordu. Sonra duman tutmaya başladı. Ben bu termostatı değiştirdikten sonra o zaman fark ettim oradaki şeyin yandığını ve bayağı kabloda az önce gösterdiğim gibi erimişti arkadaşlar. Bu cihazları güvenliğiniz açısından yalnız başına çalıştırmayın. Gözünüzün önünde olsun en azından çalışırken ve belli bir alan içerisinde eğer şey yapabilirseniz, yanmaya karşı ya da işte ne bileyim bu tip tehlikelere karşı önleminizi alırsanız içiniz rahat olur. Umarım bu video faydalı olur. Herkese kolay gelsin. İyi günler.